Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalan ahşaplarımızdan bir bahçemiz için, bahçemizdeki verandamız için masa yapacağız. Verandamızı da şöyle uzaktan bir göstereyim. Bu tatlı verandayı kendimiz yaptık. Evimiz çok güzel, tatlı oldu. Onunla uğraşıyoruz şimdi. Yaklaşık şuradan şuraya 150 santimlik. Bunlar onluk tahta. Daha önceki videomuzda silmiştik zaten. Onu gördünüz. Bu sildiğimiz tahtaları şimdi de masa oluşturacağız. Bundan önceki videomuzda koltuğumuzu yaptık. Evin içine bir yatak altı için karyola yaptık. Şimdi de masamızla tamamlayacağız bu ahşap işimizi. Annemin evine de balkonuna da bir, biz burada divan diyoruz. Siz ne dersiniz bilmem de başka yerlerde farklı isimleri olabilir. Makat derler, sedir derler, bu gibi şeyler derler. Annemin balkonuna da ufaktan onu yapacağım. Ha, onu bir videolaştırmayı düşünmedim. Onun parçalarını kestim. İsteğiniz olursa, hani merak ettik göster diyeniniz, yorumlarda belirteniniz olursa onu da sizinle paylaşırım. Bu masadan sonra yapacağım onu. Şimdilik böyle bu parçaları kestik. Şuradan şuraya birleştireceğiz. Bir de oradan oraya birleştireceğiz. Ya masanın üst tablası ortaya çıkmış olacak. Ondan sonra ayaklarını keseceğiz. Ayakları da 75 santim olacak. Bunu da isterseniz birazdan bir planla çizerim. Planının üstünden de tanıtırım. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Yeşillikler içinde güzelce devam ederiz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet, masanın üst tablasını birleştirdik. 3'e 5'lerimiz vardı. 3'e 5'lerimizi vidaladık. Bu masanın alt yüzeyi. Burası da masanın ön yüzeyi olacak. Şimdi 75 santimlik, 5'e 5'lerden 75 santim yüksekliğinde ayaklar yapacağız 4 adet. Onları bir çerçeve içine alıp buraya oturtacağız. Ve masamız kolaylıkla tamamlanmış olacak. 75 santimlik keseceğiz. Zaten 5'e 5'lerimiz 150 santimdi. Her bir 5'e 5'imizden 2 adet ayak çıkacak. 2 tane 5'e 5'imiz ayak için işimizi görecek. Yandan desteklerini atacağım 3'e 5'lerle. Hem üstten hem üst taraftan destek atacağım. Hem de ayağa yaklaşan yakın yer tarafından destek atacağım ki sağlam olsun diye. Bunları da aşama aşama sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Ayakları kestik. Ayakları kestikten sonra şuralara şöyle 5'e 5 çaktık. Şimdi tam şu köşe kısma ayakları hem buradan hem buradan hem de buradan tutturacağız. Sağlı sollu desteğini almış olacak. Ayaklar sağlam bir şekilde üst tabladan başlamış olacak. Bir de ayak uçlarına destek yapacağız. Şöyle göstereyim ayakları. Gördüğünüz üzere şöyle koyacağız ayakları. Tabii bunlar şu anda yamuk duruyor, yan duruyor. Düz bir şekilde, tek kamerayla olduğu için düz bir şekilde böyle çakacağız. Daha doğrusu vidalayacağız. Ondan sonra da geri kalan işlemlere devam edeceğiz. 4 ayağı monte ettik. Ama tabii daha sağlam değil.
Önce matkapla bir delik açtık. Hem buradan girip şu tahta da dahil olmak üzere aynı hizada bir delik açtık. Deliğin içine tutkal sürdük. Oradan da onluk vidamızı attık içeri. Onluk vida bayağı sağlam tutuyor. Bir buradan, bir alttan, şuradan gözükmesi lazım. Aynen buradan. Buradan da üçlük vida attık üstten de kaba durmasın diye. Ayaklar gördüğünüz üzere bitti. Ayakların şu bölgesine şöyle dört köşe bir destek yapacağız ki daha sağlam olsun diye. Ondan sonra masamız tamamlanmış olacak. Yeniden görüşmek üzere. Evet, en sonunda masamızı bitirdik. Bayağı sağlam oldu. Buraları bir toparladıktan sonra ondan sonra bunların üstüne bir boya vuracağız. Boya dediğim ahşap koruyucu. Açık ceviz renginde bir ahşap koruyucu aldık. Onu uygulayacağız. Ondan sonra da kurulmuş halini de şuradaki koltuğumuzla beraber kurulu halinde tekrar videolarız, gösteririz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, annemin balkonuna yapmış olduğum makat, diğer bir adıyla divan, diğer bir adıyla da sedir bu. Daha önce bu videonun başında belirtmiştim annemin balkona da bir şey yapacağım diye. Yani videonun sonuna olsun, yapılış aşamalarından ziyade yapılmış halini koyayım da fikir edinebilirsiniz. Yani bunun üstüne şu anda bir minder tarzı bir şey yaptırılıyor. Onu örtünce yani balkonumuzda keyifle oturabileceğiz. Böyle bir şey yaptım. Balkon biraz dar olduğu için sıfıra sıfır ölçülerle yapmadım. Şurada biraz boşluk bıraktım ki hani çekmemiz falan gerekirse işlemleri kolay yapabilelim diye. Ondan dolayı şurada da bir tiriş vardı. Balkonun çıkışı. O yüzden orada da bir tahta eksiltip 3 tahta kullanmış olduk. Bunları kestik bahçede. Hiçbir şeyini bahçede birleştirmedik. Arabamıza attık. Ayaklar olsun. Burada hiçbir şekilde kesim kullanılmadı. Sadece delik açmak için şarjlı vidalama kullandık. Deliği de şundan dolayı açıyoruz. Daha önce de belirtmiştik. Delik açmazsak ahşaplarımız çatlama yapabilir. Ondan dolayı ahşaplarımızı vidalarken vida yerlerine delik açıyoruz. Böyle güzel bir divan oluşturduk. Umarım sizlere fikir vermiştir. Masamızı, divanımızı, koltuğumuzu oluşturduk. Bunlara bir ahşap koruyucu vuracağız. Ahşap koruyucuyu vururken de videolandırırız. Sizinle paylaşırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, masamızın ve oturağımızın ahşap koruyucusunun atılmış hali bu şekilde oldu. Kendini daha iyi gösterdi mobilya bu sefer. Hani hakikaten dışarıdan para verip de yaptırmaya gerek yok. 2-3 ölçüm matematik bilen insan uzun da sürse, uğraştırsa da hani güzel bir şey ortaya çıkartabiliyor. Uzun bir müddet bu ahşap koruyucudan başka bakım yapmaya gerek yok. Ama su görmemesi koşuluyla. Suyun altında kalırsa yılda bir defa bir bakım yapmak gerekiyor buna. Diğer ahşap videolarımızda da görüşmek üzere. Şurada taş fırınımızı da uzaktan gösterelim.